Yapıyor mu yani? Yapıyor. Böyle çok büyük tarlalar yoksa yapıyor. Hoş geldiniz. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Eyvallah. Hep dualarımı seninle. Allah razı olsun. Böyle de hep günlerden de hep. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Biliyoruz ki. Kızım Tayyip babanın. Tabii Mudanya'mızın sorunları var, problemleri var. Ulaşım probleminden otopark problemine, malum coğrafyamız deprem riski taşıyan bir bölgede. Deprem riskimiz var, kentsel dönüşüm konularımız var. Yeşil alanımız, spor tesis eksiklerimiz, park alanlarımız, pazar yerlerimiz, bir sürü sorunlarımız, problemlerimiz var. Bunların hepsiyle alakalı çalışmalarımızı yaptık. Ancak biz Mudanya'mızın en önemli bir tane sorununu görüyoruz. Bunların her birisi sorun, doğru. Ancak Mudanya'mızda en büyük sorun bir tane. O da iletişim problemi. Biz inşallah Mudanya'mızdaki iletişim problemini ortadan kaldırdığımızda bütün sorunları ortadan kaldırmış olacağız. Burada nasıl yapacağız? Birincisi, iletişim problemini ortadan kaldırmak için ben her hafta ekip arkadaşlarımızla beraber bir mahallemize, bir köyümüze gideceğim. Bir sene önceden planlanmış programlar olacak. Alacağız yanımıza muhtarımızı, alacağız yanımıza gene vatandaşlarımızı, sorunları yerinde dinleyip aynı anda çözümünü üreteceğiz Allah'ın izniyle. Her 15 günde bir halk günü yapacağım. Son vatandaşımız derdini anlatana kadar bizzat ben vatandaşlarımızı dinleyerek onların sorunlarına çözüm üreteceğim. Ve değerli misafirlerimiz, bizden şunu hiçbir zaman duymayacaksınız. Bu büyükşehir konusu, bu bakanlıkların konusu, bu il müdürlüğü konusu gibi cümleleri bizden duymayacaksınız. Biz şehrimizde var olan bütün sorunların muhatabıyız. Hepsinin takipçisi olacağız. Hepsinin çözümünü inşallah bizler ekibimize beraber sizlere sağlayacağız. Tabii pazar yeri, buradan ifade ediyorum. Cuma pazarı eski yerine girecek. İlk işimiz o. Cuma pazarının eski yerini almak olacak. Güçlendirerek bunu hayata geçireceğiz. Burgaz'daki, Güzelyalı'daki pazar sorunlarını da çözeceğimiz kapalı pazar yerlerini inşallah hayata geçireceğiz. Tabii biz diyoruz ki Mudanya'da yaşamalık bir ayrıcalık olmalı. Ama maalesef bizler Mudanya'da yaşamalık ayrıcalığını bu zamana kadar çok fazla hissedemedik. Burada sorsam, desem ki yazları pazar günü evinizden çıkabiliyor musunuz? Herhalde birçoğumuz balkondan denizi izliyor ya da mahallesinin etrafında gezerler. Çünkü Mudanyalılar çok fazla yazları dışarı çıkamıyor. Neden? Çünkü bizim turizmimiz var, Bursa'dan gelen vatandaşlarımız var. Şimdi anlatacağım proje çok önemli. Mudanya kart uygulaması başlatacağız. Bu kart Mudanya'da yaşayan vatandaşlarımızın kullanabileceği, ikamet edenlerin kullanabileceği bir kart olacak. Ve bu kartla beraber bizim sahilde yaptığımız bazı tesislerimiz olacak. Emekli Yaşam Merkezi'nin sosyal tesisi, gençlerimize yapacağımız sosyal tesisimiz ve engelsiz yaşam merkezimiz olacak. Engelli vatandaşlarımız da burada. Hepimiz bir engelli adayız. Burada buradan ifade etmek isterim. İnşallah bu kart uygulamasına sahip olan, yani Mudanya'da ikamet eden vatandaşlarımız sadece buraları kullanabilecek. Emekli Yaşam Merkezimiz 25-30 bin metrekare bir alan üzerinde kurulu olacak. İçerisinde kültür sanat faaliyetlerinden sportif faaliyetlere kadar, gene sanat ve kültür faaliyetleriyle alakalı eğitim almak isteyen vatandaşlarımızın eğitim alabildiği ve sadece Mudanya'da ikamet eden emekli vatandaşlarımızın ve onların misafirlerinin kullanabileceği bir yer olacak. Aynı şekilde dijital gençlik merkezimiz gene Mudanya'da yaşayan gençlerimizin hizmetine sunulacak ve engelsiz yaşam merkezimizde Mudanya'mızda yaşayan engelli vatandaşlarımız hizmetine sunacağız ve tabii bütün yollarımızı da engelsiz bir şekilde süreci yöneteceğiz. Eğer siz tercihinizi çalışkan başkanlardan, sizin arkadaşınız olan, sizinle yoldaş olan, genç olan, dinamik olan, içi hizmet etme aşkıyla yanıp tutuşan başkanlardan yola kullanırsanız Allah'ın izniyle biz bunu başarırız. Onun için ben değerli hemşehrilerim, şu mübarek günde sizlerden bir söz almak istiyorum. Diyorum ki eğer gerçek belediyecilik olsun, sizlere hizmetkar olan belediye başkanları olsun istiyorsanız şu Mudanya'da Gökhan kardeşimize sahip çıkmaya var mıyız? Böyle yüzünü ak etsin. İnşallah. Allah'ım utandırır sizi. Amin. Amin canım. Sen inşallah. Kardeşimiz sizinle. Allah razı olsun. Ben size evladınızım.
Öncelikle bana gösterdiğiniz bu teveccüh için katılım sağlayan herkese ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Bravo başkanım. Beni gerçekten çok mutluyorsunuz. Bunu ifade edeyim. Mudanya'mıza hep beraber çağ atlatacağız. Ama en kıymetli olan şey sevgi. Hep beraber birbirimizi sevdiğimiz, birbirimizi anladığımız bir Mudanya sokaklarında el ele gezeceğiz, el ele yürüyeceğiz. Pazar günleri, hafta sonları Mudanya'da yaşayan vatandaşlarımız çok fazla sahile çıkmaz değil mi? Neden? Kalabalık, her taraf falan, yoğunluk var. Bizim yapacağımız emekli sosyal, emekli yaşam merkeziyle sadece Mudanya kart üyeleri girebilecekler. Sahilde bir tane tesis yapacağız ve sadece Mudanya kart üyeleri buraları kullanabilecek. Artık pazar günleri sokağa çıkmak sizin için özgür olacak Allah'ın izniyle. Hiç merak etmeyin.